Herkese merhabalar. Şöyle bir 20-30 saniye daha bekleyelim. Katılımcılar gelmesi için sonrasında başlıyor olacağım. Evet, bayağı katılımcımız geldi. Yavaştan başlayabilir. Sanırsam sesimden net geliyor. Çetten bilgisi de geldi. Herhangi bir sorun yok diye umuyorum. Ekranımı da görebiliyorsunuzdur diye umuyorum. Hemen paylaşacağım. Paylaşımdaymış zaten. Tamamdır. Ee, ses ve ekranla ilgili herhangi bir sorun varsa Çetten bilgi verebilir. sanırsam yok. Evet. Şimdi bugünkü konu başlığımız webinar konumuz Kapsamlı bir BT envanter yönetimi ile BT bütçenizi optimize edin. Ee, öncesinde e, ben Hakan kendimi ufak bir tanıtmış olayım. Ee, yaklaşık 5 senedir Vital'de ITSM e, üzerinde çalışıyorum. ITSM ürünleri üzerinde enpres, hem Senpost hem servis olmak üzere sizlere eee müşterilerimize destek veriyorum. E Vital hakkında e, bahsetmek gerekirse bugünkü konumuz envanter yönetimi ile ilgili olacak. Yani bir engine toolu üzerinden ilerliyor olacağız. Ama bunun yanında e, Vital e, yaklaşık 1993'te kurulmuş bir firma olarak yaklaşık 30 yıllık bir geçmişiyle e, sadece yazılımsal değil aynı zamanda donanımsal e, ürünlerinde de distribütörlüğünü, partnerliğini yapıyor. Ekranda gördüğünüz markalar yine Vital üzerinden ulaşabileceğiniz markalar. Eğer bunlarla ilgili bilgi almak isterseniz yine bizlere ulaşabilirsiniz. En son info mailinde sizlerle paylaşıyor olacağım. Ve Manage Engine tarafı yaklaşık 40-50 sayısının üzerinde her geçen gün yeni ürünler de eklenmeye başlıyor. Manage Engine ürünleri bulunuyor bu ürünler içerisinde ekranda gördüğünüz tablo üzerinden e, örneklemek gerekirse e, sistem ve altyapı izleme çözümleri, OpManager gibi e, ya da NetFlow Analyzer gibi aktif cihaz yapılandırma yönetim çözümlerini, network trafiğini izleyebileceğiniz ve analiz edebileceğiniz çözümler, sunucu sistemleri izleme, cloud izleme sistemleri ya da işletim sistemi servislerini izleme ve analiz etme gibi birçok çözüm sunmuş oluyor. Onun yanında e, sunucu istemci ve mobil cihaz yönetim çözümleri adı altında Endpoint Central ve alt e, ürünleri, e, bileşenleri olmak üzere kullanıcı sistemleri yönetimini, sunucu sistemlerinin yönetimini yani client'ları, server'ları yönetebileceğiniz ya da mobil cihazları, telefonları, tabletleri yönetebileceğiniz, profiller oluşturabileceğiniz yine çözüm sizlere sunmuş oluyor. Ee, bir diğer tarafta e, uygulama performans analizi ve izleme çözümleri üzerinden App Manager ürünü ve e, onun ailesiyle uygulama metrik analizi, da, uygulama darboğaz yönetimi ya da uygulama tarama bağımlılık matrisleri üzerinde yönetimler sağlayabileceğiniz çözümler. Microsoft Active Directory yönetim çözümleri adı altında e, AD Manager, e, Log 360 gibi e, AD yönetim delegasyonlarını yapabileceğiniz, son kullanıcılara uzaktan şifre resetleme yapabileceğiniz e, Password Manager gibi ya da AD Self Service gibi ürünler yine sizleri karşılıyor ve e, kaynak erişim yönetimi başlığı altında da PMP ya da PAM diye nitelendirdiğimiz e, ayrıcalıklı erişim haklarını verebileceğiniz, danışmanların erişimlerini yönetebileceğiniz çözümleri sizlere sunuyor olacak ve ortasında da turuncu olarak IT destek ve hizmet yönetimi adı altında tüm bunların çözümleriyle birlikte aynı zamanda ITSM tool'u olan Service Test Plus ya da işte bunun MSPC Cloud olabilir ya da envanter yönetimi bugünün konusu olan Asset Explorer'da dahil edecek şekilde bir kurguyla birbirlerine entegre sistemler oluşturmak mümkün. Ajandamızdaki başlıklarımıza değinirsek envanter yönetiminden biraz bahsediyor olacağız. Tarım çeşitlerimizden ajanlı olabilir ya da network cihazların tarama olabilir veya diğerleri üzerinden yine bahsediyor olacağız yazılım tarama ve lisans yönetimi üzerine değineceğiz. Bütçelendirme ile ilgili, maliyetlerle ilgili genel bir bakış oluşturacağız. Kontrol metriklerimiz daha fazla neler olabilir başlıkları yine burada inceliyor olacağız. Ve daha öncesinde zaten envanterin yaşamı yaşamıyla ilgili statüler üzerinden bulunduğu durumunu belirtebileceğimiz yine özelliklerimiz vardı. Roadmap'imizde bulunan envanter yaşam döngüsü üzerinden de yine kısa bir bahsediyor olacağız. İlk başlığımız mantar yönetimi. mantar e, yönetimi yapabilmemiz için firmalarımızda bulunan, e, bir yandan da e, chat'i de kontrol ediyorum, e, katılımcıları da kontrol ediyorum, bizlerle birlikte çalışanlar da görüyorum. Yani hala hazırda bu ürünlere sahip olanlar veya e, dinlemek için gelen katılımcıları da görüyorum. Herhangi bir firmada çalışıyorsanız, firmanızda bulunan kaynakları Demir başları ya da envanterleri. İşte bunlar neler olabilir? Switch olabilir, e, access point olabilir, clientleriniz olabilir, serverlarınız olabilir, printerler, e, mobil cihazlar ya da firewall gibi e, örneklendirebiliriz. Ya da taranamayıp da herhangi bir e, yöntemi olmayan ama yine takip etmek istediğimiz herhangi bir demir da olabilir. Bunların nerede olduğunu, ne olduğunu ve kategorize etmek adına e, iyi bir görünürlük elde etmek için envanter yönetimini yapıyoruz. Bu nedenle kuruluşumuzdaki her varlığı bulmalıyız ve bir şekilde ta takip ediyor ve onu raporlayabiliyor olmalıyız. Faydalarına geldiğimizde envanter yönetimi yaptığımız durumda varlıkların sınıflandırılması ile kuruluşumuzda derinlemesine bir görünüm sağlamış oluyoruz. Ee, hangi varlığın nerede olduğunu, nelerle bağlantılı olduğunu ya da kimler üzerinde konumlandırıldığını, kimlerin yönettiği ya da kimlerin kullandığı gibi düşünebiliriz. Bunların derinlemesine bir görünümünü sağlayabilir, e, altyapı üzerindeki kontrolümüzü güçlendirmiş oluruz. İkinci bir noktaya değindiğimizde varlıkların doğru bilgilerini tek merkezde toplayarak, eğer ITSM süreçlerini de destekleyerek ilerlemek istiyorsak, bunlara bir bakış açısı sunmuş olacak. E, günümüz, şu anki günün konusu Asset Explorer üzerinde örnekleyeceğim gerçi ama e, aynı zamanda Service Desk Plus bu anlatacağım örneklerin tamamına e, içeriye olacak. Veya farklı bir ITSM tool da kullanıyor olabilirsiniz firmanızda varlıklarınızın e, topolojisini konumlandırıp onların işte raporlanabilir haline getirmesiyle birlikte herhangi bir varlıkta ITSM süreçlerinden işte incident olabilir, request olabilir veya bir change ile karşılaştığınızda değişiklikle karşılaştığınızda riskinizi ölçebileceğiniz veya etki analizini yapabileceğiniz bir bakış açısı sizlere sunmuş olacak. Bir diğer noktamız varlık alımlarının, kontratlarının ve yazılım lisanslarının yönetilmesiyle istenmeyen harcamaların azalmasını sağlayabiliyor olacağız. Ee, bir yandan envanterleri kontrol ederken yönetirken aynı zamanda bunların sahip olduğu kontratlarını veya bu envanterleri içerisinde konumlandırdığımız ya da taramayla aldığımız yazılımları ve lisanslarını yönetmesini de aynı zamanda sağlıyor olacağız. Ve son olarak kuruluşunuzu denetimlere hazırlayarak yasal uyumluluk sağlıyor olacak. Ee, bazı firmalar için hatta birçok firma için e, IT tarafında bazı denetimlere tabi oluyoruz. Bu denetimlerden de e, herhalde en önemlilerinden birisi envanterimizi nasıl yönettiğimiz ve nerede konumlandırdığımızla alakalı bu yönetimi. Bunlar üzerinde bizlere yasal uyumluluk sağlıyor olacağız. Envanter ekleme yöntemleri üzerinde biraz değinirsek. Birinci başlığımız ajan bazlı tarama. Ee, ürün içerisinde ajan bazlı taramayı Windows, Linux veya Mac herhangi bir ajan yüklenebilir bir cihazımız varsa konumlandırıp schedule bir şekilde bilgi almasını sağlayabiliyoruz. Bununla birlikte bu makineler domain'de olabilir veya domain dışı olabilir. Eğer Windows etki alanınızdaysa Windows etki alanı tarama yaparak o ajanın tetiklenmesini yine sağlayabilirsiniz. Yine bilgi toplamasını sistem sağlayacaktır diğer bir nokta network tarama. E, networkünüzdeki network cihazlarını işte e, SNMP üzerinden ulaşabiliyor olabilirsiniz. E, veya e, Telnet SSH gibi Linux tabanlı bir e, network cihazınız var ve buna bir şekilde erişmek istiyorsanız farklı protokolü kullanabilirsiniz. Telnet SSH gibi. E, veya bu taramaları yapamıyorum ama içeride sonuçta bu demir başımı bir şekilde yönetmem gerekiyor. Tarayabileceğim bir envanter de değil. Form üzerinden manuel ekleme yapabilirsiniz. Her bir envanter türünün e, belli bir formu dizayn edilmiş halde bizleri karşılıyor olacak. Veya yeni bir envanter türü ekleyip yine aynı şekilde manuel ekleme yapabilirsiniz formunu oluşturup. Ve son olarak CSV formatı ile toplu ekleme yapabilirsiniz. Burada bir egzeriniz varsa içeriye onu gömme işlemini yaparak CSV formatına çevirip toplu işlemleri içeride konumlandırabilirsiniz. Şimdi bir envanterin ya da e, yönetmek istediğimiz envanterlerin içeride süretsel anlamda nasıl yönetebileceğimizi, hangi adımlardan izleyebileceğimizi ve geçebileceğimizi e, örnekleyebileceğimiz bir akışımız var. Biraz önce bahsettiğim bu envanter tarama yöntemleriyle birlikte veya envanteri içeri alma e, manuel veya CSV gibi yöntemlerle içerideki ikinci adımımıza bir şekilde Ulaşmaya çalışıyor olacağız. Envanteri içeri konumlandırmaya çalışıyor olacağız. E, bunu aynı zamanda tarama veya ekleme yönteminin dışında satın alma modülü üzerinden de konumlandırabiliriz. Bir satın alma e, modülü bizleri yine e, ürün içerisinde karşılıyor olacak. Burada satın alma detaylarımızı girip e, maliyetsel detaylar olabilir, vendor bilgileri olabilir. Bunlarla içeride konumlandırıp envanterleri konumlandıracağımız, kayıt haline getirebileceğimiz ve yönetebileceğimiz hali, getirmemiz amaçlanıyor olacak envanterleri içeriye getirdikten sonra artık bu envanterlerin hangi kullanıcıları üzerinde olduğunu kimin kullandığını veya kimin yönettiğini e, ilişkilendirebiliriz veya satın almadan e, geldiyse e, bunun ilişkisini zaten görüyor olacağız ya da bu aldığım envanterin kontratlarını içeri konumlandırıp o kontrat bağlama işlemini ilişkisini kurmamı sağlıyor olacak eğer aldığım ile, e, veya içeri konumlandırdığım envanterin bir client veya bir server olduğunu düşünürsem e, içerideki software'lerin lisanslamaları veya bu software'lerin, yazılımların hizmet paketlerinin e, geçmişte nelere e, sahip olduğunu, hangi hizmet paketleri üzerinde yüklü olduğunu görebileceğim bir aşamaya yine getirebiliyor olacağım. E, bir sonraki adımda CI'larımı artık konumlandırdığım için kullanıcılarım, envanterlerim veya bu kullanıcıların bulunduğu departmanlar veya benim e, servislerim, business servisler, IT servisler olabilir. Tüm bilgiyi içeride konumlandırma şansım olduğu için hepsini birbiriyle bağlayacak şekilde topoloji oluşturmaya gidebiliyor olacağım. Ve son olarak da tabii ki bu girdiğim bilgileri analiz edebilmek için raporlama yapıyor olmam gerekiyor. Şimdi bir sonraki slayta geçmeden önce şöyle arayüze bir gidelim. Envanterleri taramaktan bahsetmiştik. Yani içeriye envanteri konumlandırmadan bahsetmiştik. Akışın aslında bir nevi canlandırmasını da yapabiliyor olacağız. Bir ajan konfigürasyonu dizayn edip e, içeride ajanı makinalara dağıttıktan sonra onların bilgilerini zaten gelmesini sağlıyor olacağız. Bir network tarama üzerinde örneklendirmek istersek içeride bir credential oluşturabileceğimiz bir formum var. Bu form üzerinde hangi yöntemle cihaz türüme bağlı olarak tabii ki o cihaza ulaşabiliyorsam ya da cihazlara ulaşabiliyorsam bunu seçip işte SNMP üzerinden erişebiliyorum. Versiyonu hangisi ise bunu seçip gelen ekranda ulaşabileceğim read committee bilgisi gibi özel bilgileri, port bilgisi gibi özel bilgileri girip bir sonraki tarama alanına geçebilirim. Oluşturduğum bu credential'ı network tarama alanında IP üzerinden veya belli bir network'ü direkte tarayabilirsiniz range vermeden IP üzerinden taramasını sağlıyor olacak. İçeride içeride konumlandırdığım örnek bir tane işte e, 192.168.101 üzerinde bir firewall'um var. Şöyle içerisine de girmiş olayım. Bir adres aralığı verdim. Direkt zaten kendisini taraması için tekli bir IP kullandım. İçeri konumlandırdığım yine SNMP formatıyla, protokolüyle burada taramayı yapmasını istiyor olacağım. Taramayı başlattığımda Bu IP aralığı adı altında konumlanan IP'lerdeki cihazları bana tarayıp onların bilgisini toplamış olacak. Şu anda bir tane IP için taradım. Başarılı olduğunu bana gösterdi. Aset tabı altına geldiğimde taradığım bir firewall'du. 192.168.101 şeklinde bir envanter görmüş oldu taradığım bilgiye baktığımda başarılı bir şekilde 3.15'te geldiğini gösteriyor. İçeride bu envanterle ilgili zaten direkt bir firewall olduğunu yakalamış oldu. Product bilgisi, sistem description'ı, uptime'ları, işte MAC adresi gibi bilgileri bana getiriyor. Veya içerideki interface'lerini yine burada görmemi sağlıyor. Hangisi up, hangisi down şeklinde yine bu bilgiyi bana sağlamış olacak. Firewall için tabii ki birazcık daha e, düşük bilgi görmüş oluyoruz. Fakat bir sunucu ya da client taradığımızı varsayalım. Yine onun üzerinden de ufacık bir örneklemeyle gitmiş olayım. Benim bir sunucum var. Bu sunucumu taradığımda yine içeride model bilgisini disk bilgisini servis tek bilgisini, IP adresini, domaine bağlıysa domain bilgisini, memory detaylarını, işletim sistemini gibi birçok bilgiyi bana almamı sağlıyor olacak. Eğer bu makine bir client olsaydı ve Active direktörümüz üzerinden de kullanıcılarla e, taramayı yapıp login olmanızı sağlıyor olsaydı, bir entegrasyonumuz olsaydı client'ın en son login olan user'ını yakalayıp orada yine ilişkisini kurmasını sağlıyor olacaktı sistem. Tabi bu bilgilerin dışında daha detaylı bilgileri hardware ve software altında görüyor olacağız. Hardware altında donanımsal bilgiler içerisinde, BIOS versiyonuna kadar, işletim sistemi versiyonuna kadar, prosesörlerini, memori modüllerini, network adaptörlerini, disk detaylarını, driverlarını veya Yine bir e, client olmuş olsaydı, bağlı bir monitörü, bir printer e, kaydı varsa yine bunları da içeride görmemi sağlıyor olacaktı. Bir yandan tabii bir de software'lerimiz var bu cihazların içerisinde. Hangi yazılım, hangi versiyonda şeklinde bilgilerimi bana bu cihaz içerisinde neler var şeklinde direkt tek bir cihazın sahip olduğu software'leri getiriyor olacak. Aynı zamanda geçirmiş olan servis peklerimi de burada görüyor olacağım. Ve sistem tabağı altında da bu makine içerisindeki accountlarımı gösteriyor olacak. SID'lerine göre yine bunları görmem mümkün. Şimdi envanterleri bir şekilde oluşturdum. Manuel olabilir dediğim gibi ya da biraz önce örneklediğim tarama yöntemi olabilir. Konumlandırdığımı varsayıyorum. Ama konumlandıramadığım IT asetlerimin altında da, non-IT asetlerimin altında da e, göremediğim e, başlık olarak ama eklemek istediğim bir envanter türüm var. Bu durumda yönetim paneli altında, admin paneli altında product type ekleyip var olanların dışında herhangi bir başlıkla benim örnek veriyorum şirket aracı olarak konumlandıracağım bir aset benim için işte altında konulacak şeklinde başlık oluşturmam yeterli. Bu oluşturduğum başlık ne envanterin altında nan içerisinde şirket aracı olarak benim karşıma gelecek. Olçan başlığın da içerisinde yine yeni eklemeler veya CSV üzerinden Tanımlamalar, yeni kayıt oluşturma yapabilirsiniz. Bu envanterler içeri konumlandırdıktan sonra mesela Firewall için konuştuk. İlgili envanterin durumunun install olduğunu görüyorum. Yani depoda olarak bana geldi. Ben eğer kullanımı almak istiyorsam bunu bir kişi tarafından kullanılıyorsa in use edip ilgili kişiye bunun atamasını sağlayabilirim varsa bu ilgili kişinin aktif direktör üzerinden departmanını veya bölgesini sistem buraya getiriyor olacak. Onu da eşleştiriyor olacak. İlgili kişinin aslında eşleştirmesini, zimmetlemesini yapmış olacağım. Bununla birlikte bu ilişkilerin içerisinde topolojiye yönelik CMDB panelinde business view'imi oluşturabileceğim yani bu relationship'leri hangi cihazım hangi envantere bağlı şeklinde görebileceğim bir yapıya gidebiliyor olacağım. Örnek üzerinden yine benim firewall'umu hızlıca bulayım. X1 firewall taradığım olabilir. Daha önce ilişkisini de kurmuştum. Bunun üzerinden örnekleme yapılabilir. Bağlantılarımı kurarak benim birinci firewall'umun ilgili user tarafından kullanıldığını, bu firewall'un İstanbul Data Center'ında olduğunu, diğer bir firewall'la bağlantısı olduğunu ve bu firewall'la yönettiğim switch'imin, yine bu data center'da bulunan switch'imin bağlı olduğu sunucularımı, sanal sunucularımı görmemi sağlıyor olacak. Ve ilgili yine access point'ten network'ü aldığını görüyor olacağım. Bununla birlikte benim amacım örnek verelim. Şöyle bir şey olsun. Benim ITSM Server'ım var. İçeride bir ITSM Tool'u, ITSM hizmeti veriyorum. E, yazılım üzerinde. Bu ITSM yazılımı Domain Controller üzerinden Active Directory ile Entegre SQL üzerinde bir database'e sahip. Aynı zamanda benim ikinci bir firewall'um var. İkinci firewall'um Ankara'da. Yedekli gidiyorum. Ankara'daki Data center'ımdaki firewall'un yönettiği switch'in ucunda yine ITSM server 2'm var. Yine diğer sunucularımın olduğunu görüyorum. Keza bunların ilişkisini açtığımda ITSM 1'in backup'ının ITSM 2 tarafında olduğunu, yine ilgili user ya da admin kullanıcı tarafından yönetildiğini, kullanıldığını ve bu server'ımın üzerinde ITSM servisimin çalıştığını görebiliyorum. Bu servisin aynı zamanda SQL'e bağlı olduğunu yine açarak görmeme sağlıyor olacak. Tabi bu artırılabilir bir örnek üzerinden değinmek istedim CMDB tarafına. Ee, şunu gösteriyor olacak. Ben topolojiyi konumlandırdığım takdirde ITSM sunucumda yapacağım herhangi bir işlemin veya Domain Controller'ımda yapacağım herhangi bir işlemin ya da switch'imdeki herhangi bir sorun veya planlı çalışmamın kesintiye sebep olacak bir çalışmamın nelere mal olduğunu, riskimin ne olduğunu ve e, impact'imin yani etkisinin ne olacağını görmemi sağlayacak topolojiyi bana sunmuş olacak bir değişiklik planlıyorsam bu switch üzerinde yapacaksam ITSM servisimin çalışmayacağını belki domain controller'a erişimimin olmayacağını ve bazı sunucularla yine kesintiye uğrayacağımı görebiliyor olacağım. Ve bu benim için firmamdaki en kritik senaryolardan, en kritik topolojilerden biri olduğunu düşünelim. Hemen üst taraftan save edip view 3 diyelim buna da public bir şekilde kaydettiğimde bir modülü altında ilk giriş sağladığımda ya da business view'lere ulaşmak istiyorum dediğimde bazı görünümler kaydettiğim bazı görünümler beni e, burada karşılıyor olacak. Firewall üzerinden giderek bu view'u oluşturmuştum. Direkt tek seferde her seferinde açmak zorunda kalmadan bu e, görünüme ulaşmak veya bunu export edebilme şansına sahip olabileceğim bir ekranla beni karşılıyor olacak. Peki bu topolojim altındaki ITSM sunucumdan bahsettim, bir sunucudan bahsettim. Bu sunucumun içerisinde yazılımları tarıyorum dedim. Bu yazılımlara baktığımda benim bazı yazılımlarım var ve bunları yönetmek istiyorum. Lisanslarını yönetmek istiyorum. Herhangi bir yazılımın lisanslamasını tanımlamak zaten oldukça kolay. bir ufak bir örneklemeyle gösteriyor olacağım. Tüm yazılımlarım software tabı altında taranmış softwareler altında bir iki olacak. Yani bu şu demek. Benim belki 100 tane tarama yaptığım cihazımın altında onlarca, yüzlerce, belki binlerce software'ım burada birikmiş olacak. Ve ben diyebileceğim ki içeride benim managed olan yani yazılımını yönettiğim yazılımının lisansını yönettiğim hangi yazılımlar varsa onları göreyim. Burada tek ekran üzerinden takip edeyim. İşte Adobe'yi örneklemişim. Bir tane satın almışım. Bir tane yüklü cihazımda görüyor ve ona da ilişkilendirmişim. Şu anda Atıl'da herhangi bir e, lisansım yok. Ya da Vizio Studio üzerinde konumlanalım. Cihazlarımı taradığımda benim Vizio ile ilgili 2017, 2008, 2015 gibi farklı e, yıllara ait, farklı versiyonlara ait bilgilerim, Kayıtlar görebiliyor olacağım ve bunların hepsinin tek tek lisanslamasını istemiyorum. Benim için vizyo örnek verelim. Tek bir lisans, onlardan herhangi birisinin olması benim için yeterli şeklinde bir konumdaysak tek bir çatı altında, suite modunda burada kayıt oluşturup bu cihazlar varsa eğer ki iki tane varmış, bunlara 10 tane lisans tanımlıyorum ve ikisiyle ilişkilendirmesini sağlıyorum diyebilirim. Ee, örneklemek gerekirse şöyle ki, benim buna uygun neyim var? İşte Python'ın lisanslandığını düşünelim. Ee, Python Launcher'ın ve e, Python 3.10 şeklinde bir bilgi konumlanmış. Bir software suite oluşturup Python adı altında managed olarak Python Software Foundation'ın bu iki tanesini ilişkisini buraya konumlandırıyor olacağım. Hemen kategorimde Others olarak seçeyim. Ee, sanırsam daha öncesinde oluşturduğum için buraya konumlanmış. Bu taranmış Managed olan yazılımlar altında hangi cihaz üzerinde yüklü olduğunu görebileceğim. Ve bu, bu cihazların detaylarına girebileceğim ekranlara yine burada bulaşıyor olacağım. Peki bu lisansı tanımlamak istersen ne yapmam gerekiyor? Yani software'im tekli olabilir, çoklu olabilir. İçeride konumlandırdım. Lisansı standart bir lisans oluştur deyip hangi manufacturer'a aitse ve yönetmek istediğim software hangisi ise işte örnek verelim volume olabilir veya client access olabilir. Benim 5 tane lisansım olsun. Şöyle bir lisans key girelim. Purchased cost'umda bir veri vereyim. Başlangıç tarihi dün olarak ve lisans option'ımı da girdiğimde bir yazılım lisansı içeriye konumlandırmış olacağım. Hemen sağ üstte allocated üzerinden tanımlı olan cihazlar listeleniyor olacak bana. Bu lisansları eğer eşleştirmek istiyorsam yani satın aldığım 5 tanenin altında bulunan o cihazı buraya dahil etmek istiyorsam buradan seçip var olan cihazlarla ilişkisini kurabilirsiniz. Benim software lisansım var şu anda. Fakat ben lisanslarımın Aynı zamanda anlaşmasını da yapıyorum. ilgili vendorla ya da manufacturerla. Bunun detayını ise Edniv deyip lisans anlaşması altında hangi manufacturerla bir anlaşma yapmak istiyorsam veya bir e, başlangıç bitiş tarihi girerek bilgiyi konumlandırıp biraz önce girdiğim software license olarak konumlandırdığım eşleştirmeyle birlikte associate ederek ki aynı zamanda bir de notifikasyon gönderecek şekilde, hatırlatma atacak şekilde içeriye konumlandırabilirim. Şimdi bunu konumlandırdığımda artık benim lisans anlaşmalarım altında herhangi bir manufacturer'la hangi zaman dilimine kadar aktif bir şekilde anlaşmam olduğunu sistem bana gösteriyor olacak. Lisans anlaşmamı girdim. CMDB'mi oluşturdum. Envanter kaydımı konumlandırdım. Artık işin raporlama kısmına geçiyor olacağım. Şimdi raporlama tarafına geçmeden önce hemen sunumuma geri dönelim. Bu yaptığım işlemler doğrultusunda yani yazılımlarımı, envanterlerimi, içerideki topolojimi kurguladıktan sonra bana sağlayacağı yine ekstra bazı faydalar olacak. Yazılım tarama ve lisans yönetimi altında eğer e, bir kurgu sağlarsanız, cihazlarda bulunan yazılımları ve bu yazılımların sahip olduğu lisansları takip ederek BT ortamını daha şeffaf bir konuma getirebiliyor olacağız. Bizler hangi cihazda, hangi yazılımın olduğunu görebiliyor olacağız. Örneğin üzerinde 10 tane lisans aldığımızda ya da 5 tane lisans aldığımızda, bunların hangi cihazlarda, e, allocate olduğunu yani kayıtlı olduğunu, eşleştirildiğini takip edebiliyordum. E, mesela 5 tane lisansım var ama benim 6 tane cihazda bu yazılımın kurgulandığını, kurulduğunu görüyorsam eğer benim belki de ilgili kişiye bir tane lisans tanımlaması yapmam gerekiyor olabilir gerçekten ihtiyacı olduğu için. Bunu ölçebilirim veya ihtiyacı olmadığı halde bu yazılımı kuran kişi ise eğer bu kişi onun yakalamasını aslında bir yandan takibini sağlamış olacağım. Lisans dışı kullanımları bu sebeple tespit etmiş olacağım aslında ve ihtiyaçların neler olduğunu, almam gerekiyor mu, gerekmiyor mu şeklinde kararı vermemi sistem bana aslında analiz olarak sunmuş olacak. Aynı zamanda sahip olduğum atıl lisanslarımı da açığa çıkarabilir. Keza 10 tane lisansınız var, 3 kişi kullanıyorsa, bunun 7 tanesi hala kullanımda değilse Belki fazlalık lisans almışımdır. Atıl olarak bir sonraki yenilememde veya bu lisansla ilgili anlaşmamda bunu dikkate alarak maliyetimi düşürebilirim. Doğal olarak maliyetleri ve riskleri azaltmış olacak. Yasal olmayan yazılımların neden olduğu güvenlik tehditlerini ortadan kaldırabilir ve mevcut yazılımların kullanımını optimize edebiliyor olacağım. Ee, Managed olarak ben yazılımları takip edebiliyorum dedim. Aynı zamanda bu yazılımları prohibited yani yasaklı yazılım olarak ilan edebilirsiniz. Ve ajan taramasıyla bu yazılımı taradığında eğer e, bu bilgiye sahipse yani bir kullanıcının bu yasaklı yazılımı e, kullandığını tespit ederse sistem bir alert üretmesini de sağlayabilirsiniz. Şimdi tabii başlığımızda bütçeyi de ilgilendiren, maliyeti de ilgilendiren detaylar vardı. Biraz da bundan bahsetmek lazım. Bütçelendirmeye genel bakış altında e, genel olarak en azından 5 başlık altında değerlendirme yapabiliriz. Varlık takip ve yönetimi başlığı altında tüm IT varlıklarımızı donanım, yazılım, lisans gibi izlememize ve yönetmemize yardımcı olacak. Bu varlıkların yaşam döngüsünü daha iyi anlamamıza ve gereksiz harcamaları azaltmamıza olanak tanıyacak. Aynı zamanda lisans yönetimi altında yazılım lisansları IT bütçelerinin önemli bölümünü oluşturması sebebiyle Asset Explorer üzerinde yazılım lisanslarının durumunu izleyebiliyor olacağız. Örneğimizdeki gibi uyumsuzlukları önlemeye yardımcı olacak bize. Bu lisans ihlallerini ve ek maliyetleri bu şekilde azaltmamızı sağlıyor olacak. Keza varlık raporları ve analizleri üzerinde değerlendirdiğimizde çeşitli raporlar ve analizler sayesinde IT varlıklarının kullanım durumunu daha iyi anlayabileceğiz. Ee, bu bilgiler bütçemizi optimize etmek için ve gereksiz harcamaları önlemek için kullanılabiliyor olacak. Bakım ve güncelleme yönetimi altında ise Asset Explorer üzerinde donanım bakım ve güncellemelerini takip edeceğiz. Ee, bu sayede eski veya güncellemeye ihtiyaç duyan varlıkları belirleyerek planlı bir şekilde bütçeyi yönetebiliyor olacağız. Ve son olarak CMDB'deki örneğimizde olduğu gibi risk yönetimi yaparken planlı veya plansız çalışmalarda oluşabilecek riskleri incelememizi ve onları izlememizi sağlayacak. CMDB üzerinde ulaşabilecek sorunları önceden analiz edebileceğiz. İlgili önlemleri bütçe içinde planlayabileceğiz. Peki bütçenin yanı sıra daha farklı kontrol metriklerimiz de olacaktır. Bunlardan biraz bahsedersek. Bir item raporu oluşturmak istiyorsak, IT Asset Management raporu oluşturmak istiyorsak ne gibi başlıklarla bunu değerlendirebiliriz? Birinci başlığımız mevcut kaynakları optimal olarak kullanmamız gerekiyorsa bu envanterleri iş istasyonlarını ya da atanmamış olup olmadığını veya birden fazla iş istasyonu kullanan kullanıcıları esayin etme yönteminde veya zimmetleme yönteminde e, bunu rahatlıkla yakalayabiliyor olacağız. Ya da Eşleştirilmiş iş istasyonu olmayan kullanıcıları, yani içeride bir kullanıcınız var, bilgisayarı var ama herhangi bir e, it, kayıt olarak bir associate durumu söz konusu değil. Bunları yakalamamızı sağlayacak. Diğer bir başlık olarak IT ortamındaki tutarsızlıkları belirleyebileceğimiz. Yetkisiz konfigürasyon öğelerinin sayısını, yani tekrar CMDB üzerinde bağlantısız e, konfigürasyon CI'lerin e, sayısını veya detaylarını görebiliriz. E, sürekli sorun yaratan veya hizmetlerin çalışmasını engelleyen bu kusurlara sebep olan cihazları tanımlamayı sağlayacak. Aynı zamanda bu taramalarla aldığımız bilgiler veya girdiğimiz diğer detaylı... E, alanlardaki, fieldlardaki bilgilerle denetim tarihçesini oluşturmuş olacağız. Ki raporlayalım. Eğer hedef etkin bir IT bütçesi formüle etmek ise bir iş istasyonunun ortalama maliyetini, bir lisansın ortalama maliyetini, satıcılar temelinde sınıflandırılmış toplam varlık harcamasını veya sahip olunan varlıkların toplam değerini yine raporlayabiliyor olacağız. Şimdi burada tekrardan yaşam döngüsüne geçmeden önce ekran üzerine dönelim. Şimdi envanterleri konumlandırırken biraz önce satın alma üzerinden ilerleyebileceğim bir senaryodan bahsetmiştim. Ben herhangi bir satın alma gerçekleştirmek istiyorsam bir içeride akışım mevcut. Bir purchase request oluşturup bunu onay sürecinden geçirip order'a çevirebilirim. Ve bunu onaylatıp tekrardan Receipt olarak item'larıma alabilirim. Örnek verelim benim bir e, işte, Firewall e, talebim var. Purchase request'im var. Bununla ilgili detayları hangi bölgemde olacak? E, Vendor'um kim? Ne zaman oluşturdum? Cost center'ım neresi olacak şeklinde bir request oluşturmuşum. Ve item'a bir isim vermişim. Firewall 1 olarak kaç tane alacağımı konumlandırıp bir cost bilgisi içeriye girmişim. Sonra bunu PO'ya çevirip onaydan geçirip PO'sunu oluşturmuşum. Bu PO'ya gittiğimde purchase order'ına hangi vendordan yine eee faturalandırma veya e, teslimat adreslerini girip totaldeki cost değerimle birlikte eğer indirimim varsa indirimim detayımı girerek benim seçenek olarak çıkan e, receive item alanına konumlandırıp içeriği envanterlere dönüştürmüşüm. Yani sizler bu akışı izlediğinizde actions adı altında associated asset yerine receive item'ı göreceksiniz. Receive item dediğinizde envanterlerin içerisine bir tane ise bir tane, iki tane ise bir, iki şeklinde iki tane kayıt atmasını sağlayacak sistem. Bir satın alma sürecinden geçirip envantere kaydı oluşturmuş olacaksınız. Bunu oluşturduğunuzda aynı zamanda bu ilişkili asetleri görmenizi sağlayacak bir butonu da size konumlandıracak. Ben buradaki PO3'ten gelen bir firewall'u içeriye konumlandırmışım. Benim 65 dolarlık bir e, örnek bir maliyet girmişim. Bu maliyetimi burada görmemi sağlıyor olacak. Peki ben raporlama üzerinde başka neler maliyet olarak girebilirim? Bir firewall'um var. Herhangi bir firewall'a gidebilirim. Bu firewall'un finansal detaylarını içeride görebileceğim bir alanım var. Şöyle yapalım. Bir önceki örneğimdeki firewall'uma gideyim. Finansal detaylara girdiğimde satın alma maliyetimin 200 dolar olduğunu ve aynı zamanda operasyonel olarak ekstra bir cost oluşturduğunu ee, ve bununla birlikte eğer ekstra bir çalışma daha yaptıysam ve bu firewall üzerinde ya da bu cihaz üzerinde herhangi bir cihaz da olabilir. Işte Servis costu olabilir ya da e, farklı cost tipleri olabilir. Bu sebeplerden dolayı benim harcamalarım olduğu için detaylı girebileceğim e, operational cost alanında burada birincisi service cost ikincisi others olmak üzere 50 ve 30 dolarlık yani totalde 80 dolarlık bir harcama yaptığımı görüyorum. Benim için cihaz 200 dolardı. Ben 80 dolarda ekstra bu cihaza para harcamış durumundayım. E, doğal olarak bu cihazın yarısından fazlasını cost olarak ya da belki tamamını geçecek şekilde artık bana maliyet oluşturuyorsa bu cihaz, yenisini almamın daha mantıklı olup olmayacağı kararını verebileceğim bir analize gidebilirim. Raporlama olarak değerlendirdiğimde cost detaylarını konumlandırabileceğim bir rapor oluşturabilirim. Diyebilirim ki benim product type'ıma göre ve içerideki aset bilgime göre belli filtreler tabi konumlandırdım. Ee, örnekler birazcık daha gerçekçi olması için. Ee, bu filtreler dahilinde ilgili envanterin ilk kullanım tarihi ne zaman ve ben bu envantere şu ana kadar op operasyonel anlamda ne gibi bir maliyet konumlandırmışım. Keza biraz önce gösterdiğim örnek 101 e, firewall için 50 ve 30'du toplamda 80 dolarlık bir e, operasyonel e, harcama yapmışım zaten 200 dolara almıştım bu cihazı e, bununla birlikte amortisman girerek içeriye şu anki amortisman değerini e, şu an elimden çıkarsam ne kadarlık bir e, fiyatla e, çıkarabilirim şeklinde bilgisini ve totalde ne kadar harcama yaptığımı hesaplayan bir e, bilgi bana konumlandırmış oluyor. E, direkt bu rapor üzerinde şunu diyebilirim rahatlıkla. Ben tüm bilgileri girdiğimi varsayarsam 3000 dolarlık bir harcamayla maliyetle bu cihazlara sahip olmuşum. Şu anda bu cihazların ederleri şu kadar ve ekstra harcadığım kostlar bunlar olacak şeklinde maliyetlerimi ölçmemi sağlıyor olacak. Cihaz değişimi yapmam gerekenlere karar vermemi sağlıyor olacak. E veya e aynı şekilde devam edip bu cihazlarla yürüyüp yürümeme kararı alabiliyor ama yine bana bu rapor sunmuş olacak. Ya da bu benzer raporu ay bazlı raporlamak istersem Hangi yılda, hangi ayda ne gibi operasyonel harcamalar e, uygulamışım ve hangi cihaz türüne İşte 2023'ün Ağustos ayında Switch'ler için 1350 dolarlık bir harcama yapmışım. Firewall için Eylül ayında 280 dolarlık bir harcama yapmışım şeklinde burada rahatlıkla görebiliyorum ve totalini de yine ben e, hesaplamasında izleyebiliyorum. İstersem Yine ilgili raporun altında Product Type'ın yanında bir de Asset'in ismine göre ikinci bir sütun oluşturayım deyip daha da kırılıma inip, o harcadığım işte 1350 dolarlık ya da 280 dolarlık e, bu harcamaya sahip olan neden olan ya da e, envanterlerin de isimlerini görmek istiyorum şeklinde burada yakalayabilirim. 1050 ve 300 olmak üzere cihazları görebiliyorum. Bununla birlikte eğer software tarafında bir cost detayı girdiyseniz işte lisansları giriyoruz. Bu lisanslarla ilgili maliyetlerimi oluşturuyorum. Benim İçeride yönetim sağladığım, işte Vizio'dan bahsetmiştik, Adobe'nin örneğini göstermiştim ya da Python'dan bahsetmiştik. Totalde harcadığım kostlar, birim fiyatları, birim maliyetleri, işte 60 dolarlık bir birim maliyetle ve bu e, lisans ilişkilendirmesini yaptığım için bir tanesiyle aslında benim kalan e, harcayabileceğim, Şurada örnekleyebiliriz mesela harcayabileceğim lisansın e, atıl lisansımın ederini burada bana görmemi sağlıyor olacak yani işte bin dolar e, bin dolarlık bir e, lisans ödemesi yaptıysam ve yüz dolarlık bir e, birim maliyeti varsa iki tane cihazımda bu varsa şeklinde hesabımı yaparak bana kullanabileceğim lisansın aynı zamanda maliyet olarak bana karşılığı nedir'i görmemi sağlayıcı, sağlıyor olacak. Bunu da tabii ki lisansın tipine göre yine orada filtremiş olacak. Ve envanterin yaşam döngüsü. Bir envanterin biraz önce eklediğimdeki depoda gelmesiyle birlikte ilgili kişiye bu atamayı yaptığımda kullanım almış oluyorum aslında. Bu kullanımı almak işleminin ardından ben şunları diyebilirim. Örnek veriyorum. E, cihaz bana depoma geldi, kullanıcıya verdim. Kullanıcının yaşadığı sorundan dolayı e, bir e, tedarikçiye ya da e, bu hizmet alabileceğim herhangi bir iş ortağına gönderip buradan teknik destek almam gerekiyor olabilir. İşte tedarikle ilgili olabilir e, veya elden çıkarma yapmış olabilirim veya e, kullanımda. E, olan cihaz tamamen altıl duruma düştü. Expire oldu. Bununla ilgili bir e, statüm var. Yani sol, sağ taraftaki aslında e, akışta örneklendiği gibi herhangi bir envanter durumuna getirerek bu envanterlerin şu anda hangi e, durumda olduğunu yönetmemi ve e, yine ekran üzerinde görmem gerektiğinde kaçının stok olarak bende boşta olduğunu kaçının kullanımda olduğunu ve bunların filtrelemesini yapmak istersem de anlık olarak görerek Bir e, Veri elde etmemi Sağlıyor olacak Keza bu Raporlanabilir bir veriye de dönüşecek e, Şu anda Mevcut Ürün içerisinde herhangi bir Statü Yeni bir statü ekleyebilirsiniz herhangi bir statü üzerinden statüye geçiş Sağlamak mümkün Fakat Tabi webinarın Sonunda Ufak bir iki bilgi daha paylaşmak isterim. Envanter yaşam döngüsü ile ilgili şu anda e, roadmap üzerinde e, bulunan Service Desk Plus tarafının cloud modeline hala hazırda gelmiş bir özellik. E, yaşam döngüsünü bir life cycle'a dönüştürüp e, hangi statülerden hangi statülere geçebileceğini bir e, akışa çevirebileceğimiz ee, ve o akışı izleyecek şekilde teknisyenleri de yönlendirmek adına bir stabil akış üzerinden e, konumlandırabileceğimiz bir özelliğimiz yine yakın zamanda bizleri karşılıyor olacak. Bu yaşam döngüsü üzerinde rahatlıkla e, bunları but, mavi olanları buton olarak düşünebilirsiniz. İşte pit stopta e, bulunan makineyi e, given to user butonuna basarak in user e alıp ilgili user'a tanımlamasını, assign etmesini sağlamak şeklinde düşünebiliriz. Bununla birlikte bir de booking özelliğimiz yine yakın zamanda gelmesi planlanıyor. Bu yine aynı şekilde Service Test Plus ürününün hem Cloud'unda hem de e, On-Prem'inde gelmiş bir özellik. Asset Explorer üzerinde de muhtemelen yakın bir zamanda geliyor olacak. E, i̇çeride envanterleri kullanıcılara atıyoruz veya bir ödünç verme kaydı şeklinde ilgili tarih aralığında kullanıcıları tanımlıyorum şeklinde bir konfigürasyonumuz mevcut. Tersten bakarak düşündüğümüzde kullanıcının belki istemek e, hakkı şeklinde e, onlara sunup benim e, şu cihaza ihtiyacım var ve şu tarihler arasında şeklinde bizlerden istekte bulunması e, daha avantajlı olacaktır. Onlar ilgili sunulan asetlerin işte bir printer varmış içeride. Bir tane printer ihtiyacım var ya da bir sunucuya ya da bir switch'e ihtiyacım var şeklinde sizin konumlandırdığınız envanterlere göre isteyebilecek ve talepte bulunabilecek konuma gelebiliyor olacaklar. Şimdi ben bir yandan e, hızlıca chatimi de kontrol edeyim. Bazı sorular gelmiş sanırsam. Dinleyiciler adına teşekkür ederim. Hızlıca chati kontrol edip Cevapları vermeye çalışayım. Ee, ajan Service Desk'in veya Asset Explorer'ın kendi özel bir ajanı bulunmuyor. Ee, orada konumlandırdığımız Ara Tool, Endpoint Central'ın ajanını konumlandırmak gerekiyor. Bunun için Adboy Central'da lisanslı olarak almanıza gerek yok ama free bir şekilde. Sadece envanter yönetimi ve veri çekmek adına kullanmak istiyorsanız e, içeride konumlandırabilirsiniz. E, IT ve non-IT cihaz olarak solda bir başlıktan bahsetmiştim. Non-IT cihazlar lisanstan yemez lisanslama konusunda. IT altındaki taranan cihazlar e, ya da IT altında konumlanan cihazlar lisanstan iyi olacak. E, ufak bir detay daha. Eğer bir cihazı dispose aldıysanız yani atıl durumda olarak konumlandırdıysanız o da lisanstan düşmüş olacak. Yani daha taraması için herhangi bir sebebi yok şeklinde lisans dışı olacaktır. E, çalışana imzalatılmak üzere envanterlerin e, ee, sanırsam bir zimmet çıktısından bahsediliyor. Geliştirme imkanıyla onu da uygulayabiliriz. Şu anda print etme özelliği var hangi cihazın e, üzerindeki atanan kullanıcısı kim olduğuna dair bir e, pdf'e dönüştürecek ya da çıktısını alabilecek şekilde bir yazdırma özelliği var. E, ama daha özel bir e, çıktı talep ediyorsak bunu geliştirme yöntemiyle değerlendirmek lazım. Keza uyguladığımız bir yöntem. E, depoları lokasyon bazlı e, ayrı isimlendirip takip edebilir miyim? Tabii site bölge mantığını bu şekilde kullanabilirsiniz. Direkt e, cihazı e, hangi bölgede olduğunu ya da hangi lokasyonda olduğunu kontrol edebilirsiniz. Veya ben bunu durumsal olarak nitelendirmek istiyorum. İşte e, A depom var, B depom var, C depom var şeklinde statüde değerlendirebilirim derseniz durum olarak da ekleyip e, in store'da yani depoda bilgisinin dışında işte A deposu şeklinde bir statüye taşımakta bir çözüm olabilir. Envanter kartına ek bir alan ekleyebilir miyim? Güzel bir soru. Hemen orada da ekranımda örnekleyerek göstereyim. Eee envanterleri admin panel altında, yönetim panel altında asetlerin additional field'larını oluşturabileceğiniz veya sadece bir workstation bazında e, yani server veya client için oluşturacaksanız, diğer cihaz türlerine gerek yok derseniz, e, buradan additional field oluşturabilirsiniz. Ekstra alan direkt e, o forma konumlanacaktır. Ben sadece belli bir product tipi için bunu e, bu özel alanı konumlandırmak istiyorum derseniz, CI'larınız altında Örnek verelim yine firewall üzerinde konumlandırmak istiyorsunuz. CI'lardan firewall'u bulup onun formuna erişebilirsiniz. Hemen solda nasıl bir alan eklemek istiyorsanız sağ tarafa taşıyıp o alanın detaylarını verebilirsiniz. Zimmetle ilgili aynen rapor kısmından da bu bilgiyi alıp kullanıcının üzerindekilerin tamamını özel bir raporla çıkartıp zimmetleyebiliriz. Onunla birlikte stok seviyesi için şöyle bir özelliğimiz var envanterlerde stok e, yönetimi konusunda e, asset replenishment özelliğimiz bulunuyor. Burada herhangi bir ürün tipi için mesela switch için tanımlamışım benim mevcutta üç tane depoda in store'da olarak e, kaydım varmış envanterim varmış. Threshold olarak 2'yi belirlemişim. Yani 2 ve altına düşmesi durumunda bunu bana bilgilendirmesini yap şeklinde. Bu cihaz türü için in-yüze taşıdığımda veya farklı statüye taşıdığımda bu sayının altına düşmesi durumunda threshold değerinin bana uyarı vermesini sağlayabilirim. Burada ayrıca Sadece in store için örneklendirilmiş. Expire için, in repair için ve in use için de bunu yap derseniz e, yine o da mümkün olacaktır. Barkodlama özelliği de yine aynı şekilde e, burada barkod oluşturabileceğiniz bir ekranımız var. Barkodlama tarafında 3 farklı seçenek kullanabilirsiniz. Eğer Vendor'un barkodunu kullanarak içeriye bir kayıt oluşturmak istiyorsanız, Yeni aset oluşturmak istiyorsanız birinci ekran üzerinden, buton üzerinden. Eğer e, direkt kendiniz yine barkod tanımlayacaksınız ama bu barkoda göre yeni bir envanter de içeriye aynı zamanda kayıt açsın diyorsanız ikinci butonu kullanabilirsiniz. Ya da e, bütün envanterleri içeri bir şekilde konumlandırdım, taramalarımı yaptım e, ve diğer e, detayları da içeriye girdim. E bu envanterleri barkod üretmek istiyorum derseniz de 3. butondan ilerleyebilirsiniz. Adımları ilerlettiğinizde hemen aşağıda bir workflow görüyorsunuz. Bu workflow'u izleyeceksiniz. İşte workstation'lar için eee barkodu olmayanlara barkod ata şeklinde ilerledim. Bunu print edebilirim. Eğer barkod yazıcınız varsa print edebilirsiniz. Aynı zamanda print etmeden önce size barkodun işte inç değerleri olsun, büyük veya küçük olması adına bu bilgileri de konumlandırabilirsiniz. lisansların uyarı vermesi hemen şurada ekran üzerinde tekrardan göstereyim. Mesela yeni bir lisans anlaşması konumlandırdınız. Bu lisans anlaşmasının değer, detaylarını girdiniz. Expire olmadan önce uyarı vermesini istiyorsanız kime gitmesi gerektiğini sağ tarafa atıp kaç gün önce uyarı vermesi gerekiyorsa onu girip buradan e, bu alörtün bizlere gelmesini sağlayabilirsiniz. Keza e, yine admin panel üzerinde bir uyarı kuralı alanı bulunuyor. Notification altında aset için olabilir, purchase tarafı için olabilir, kontrat tarafı için olabilir ya da rapor için kullanmak istediğiniz otomatik mail bilgilendirmeleri hangisi sizler için uygunsa işte örnek verelim birine bir envanter ataması yaptığınızda o kullanıcıya sana böyle bir envanter atandı şeklinde ownership'lik bilgisi verebilirsiniz. Ya da purchase tarafına geldiğinizde Herhangi bir e, durumda e-mail atmasını istiyorsanız bunları aktif edebilir ya da pasife çekebilirsiniz. Başlık altında konumlanıyor olacak. Onun dışında atladığım umarım yoktur sorularda. E, güzel bir soru gördüm. Service Desk Plus'ta envanter yönetimi var. Neden Asset Explorer almalıyım? Evet. Sadece envanter yönetimi yani bu bahsettiğim özellikleri kullanarak ki daha fazlasında içeride görüyor olacağız. Bu envanter e, yönetim tool'unu kullanmak istiyorsanız Asset Explorer bu özellikleri karşılıyor olacak. Ama Service Desk Plus üzerinde e, bu özelliklerin tamamı mevcut ve ayrıca ITSM pratiklerini de yönetebileceğiniz modüllere sahip. Yani Service Desk Plus üzerinde eğer envanter yönetimini yapıyorsanız, oraya da girmiş olayım. Envanter yönetimine eğer servis sitesi yani bir ITSM tool'u üzerinde yapıyorsanız yine başlıkların yanı sıra aynı zamanda çağrı yönetimini yardım yaparak kullanıcılara atadığınız o envanterler üzerinden çağrı açmasını sağlayabilirsiniz. Yani kullanıcı aynı zamanda size bir destek talebinde bulunurken benim üzerimdeki şu envanterde sorun yaşıyorum şeklinde bilgisini işaretleyebilir. Ya da değişiklik e, yönetimi yapıyorsanız içeride değiştireceğiniz veya planlı çalışmayı yapacağınız bu envanter hangisi ise ya da business servis hangisi ise onun bilgisini eşleştirip biraz önce CMDB tarafında gösterdiğim o map'e ulaşmanızı sağlıyor olacak. Bu da etki analizini, risk analizini yapmanızı kolaylaştıracaktır. Ve bunun dışında yine proje management'ı, problem management'ı, release management'ı gibi birçok e ...iTSM Pratiği'ni içeride konumlandırmanızı sağlayacak. Ee, sunumu paylaşabilirim. Ee, şöyle ki mail adresimi... ...bırakıyorum. Yine buradan alabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa bana da iletebilirsiniz. info.vital.com.tr'ye de iletebilirsiniz... Oradan talep ederseniz arkadaşlara yönlendiriyor olurum. Sanırsam farklı bir soru yok. Ben teşekkür ederim. Umarım verimli bir çalışma olmuştur atladığım bir soru varsa yineleyebilirsiniz. Toplantının kaydı sanırsam çalışıyor. Yine infovitel'e mail atabilirsiniz. Ee, Barcode ile ilgili okuyucu, barkod okuyucu üzerindeki soruyu cevaplaydığımı hatırlıyorum. Kendinize ait barkodları kendi okuyucunuzla okutup envantere ekleyebilirsiniz. Evet. Sanırsam atladığım soru buydu. Buna cevap vermiş olayım. Direkt barkod okuyucunuz üzerinde ilgili barkodu tarayabilirsiniz. İçeriye envanter olarak konulur. Ee, ek bir bilgi olması açısından şunu da söyleyebilirim. Ee, iOS ve Android üzerinde mobil app aplikasyon da bulunuyor. Bu aplikasyon üzerinden indirip ücretsiz bir şekilde ilgili servisinize, Asset Explorer'ınıza ya da servis tesisinize bağlayabilirsiniz. Oradan barkod okumada yapabilirsiniz. Android veya iOS'tan indirdiğiniz takdirde uygulamayı, uygulamayı kullanan ilgili yetkiye sahip bir teknisyen statüsündeyseniz, kameranızı açıp envanter Yeni bir envanterse, yeni bir envanter olarak ekleyebilirsiniz o barkodu veya daha önce barkod konumlandırdığınız bir cihazı tarıyorsanız size o envanterin bilgisini otomatik olarak geçirecektir. Geçmiş bilgisiyle birlikte. QR koda tarayabilirsiniz ee, şu an oluşturmada barkod oluşturma özelliği var ama telefon üzerinde taramasını sağlayabilirsiniz kaydı Eğer talep ederseniz Muhtemelen kayıt altındadır diye tahmin ediyorum ee, ilgili arkadaşlarıma yönlendiririm info.at.vitele ekranda gördüğünüz mail adresine bir talepte bulunabilirsiniz. Cihazın zimmetini kullanıcıya atadığınızda e, manuel olarak print edebileceğiniz bir özelliğimiz var zimmet formunuzu ayrıca siz kendiniz tasarlamak istiyorsanız orada ufak bir geliştirme yapmak gerekebilir. Kullanıcılar Asset Explorer üzerinde login olamıyor. Bu sebeple kendi zimmetlerini onlara mail bilgilendirmesiyle yani zimmet ataması yaptığımda otomatik mail gitsin özelliğini kullanabilirsiniz. Eğer Service Desk Plus üzerinde envanter yönetimi yapıyorsanız, onlar login olabiliyor, talep açabilmek için doğal olarak kendi üzerindeki zimmetleri o ekran üzerinde görebilir. Yani Asset Explorer için hayır, Service Desk Plus için evet olmuş olacak. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun herkese. Windows cihazları ajan bazlı tarıyoruz. Sanırsam farklı bir soru yok. Herkese teşekkürler. İyi günler dilerim. Belirttiğim gibi infovital.com.tr adresine herhangi bir talebiniz varsa iletebilirsiniz. Arkadaşlarım ilgilenecek.